E, ee, dört gollü bir maç izledik. E, ee, Telefonun sesini keseyim de ötmesin. <laughs> Senin, evet siren gibi çalıyor biliyorsun. Ambulans sireni evet gibi çalıyor. E, ee, taksiye biniyorum. Gol... Bir çalıyor şoför böyle bakıyor. Ne oldu ya diyor. Evet. Bana mı geliyorlar Peşim acaba yok dedim. Ben dört terim. gollü bir maç. E, ee, hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla, iyisiyle, kötüsüyle. Performanslar, hakem de dahil, teknik adamlar ve hakikaten sezonun unutulmaz başlarından birisi geride kaldı. Neler söyleyeceksin? Şimdi Türk e, şey yok bu sene e, Süper Lig var yalnız, değil mi? Adı. Evet. Bu sene Süper Lig'de oynanan futbol Süper'le alakası yok yani. Cemil Usta sezonu. Cemil Usta'nın Süper'le Usta, süper Usta sezonunun futbolla Süper'le alakası yok. Yalnız bu maç hakikaten süper maç. Ya ilk defa bu sezon bir büyük takım derbi böyle hani derbi değil işte o ya, aynı şehrin takımı değil. Bir büyük maçın ilk defa bu kadar keyif aldığımı hissettim. Hani ben seyrederken helal olsun dedim herhalde maça gidenlerin hepsi helal olsun demişlerdir. Şimdi tabii iki takımın da teknik adamına helal olsun. Hakeme de helal olsun. Net söylüyorum. Ama tabii helal olsun derken iki takım teknik adamının da hatalarını söylemek lazım. Mesela Trabzon 45 dakika 9 kişi oynadı. Stroch 1, şey 2. Balat'tan gelen, Ciler mi? 2. Ya 45 dakika senin takımın çıkamıyor. İki oyuncu sahada hiç yok. Biz nasıl seyrediyorsak sen de öyle seyrettin. Biz haftayımda Serkan'la girdik. Kimler çıkar dedik. İkisine karar verdik. İkisine Ama net müzik Peki sordum Beşiktaş'tan kim çıkar dedim bulamadı. Çok zor soru dedi. Çünkü yoktu Beşiktaş'ta çıkacak evet. bir oyuncu. Evet. Tamam mı? Beşiktaş'a çıkacak bir oyuncu yoktu. Doğru. Çünkü Beşiktaş takımı iyi yardımlaşıyordu. Sergen Trabzon'u iyi çözmüş. Trabzon da Sergen'e yardım etti. Çimşir takımını hazırlamamış beyin olarak 45 dakika bir gol attılar o kadar. E şimdi Trabzon'da günah değil mi o kaleciye? Günah değil mi o Şorlat'a? E bir Sosa. de Sosa diye bir adam var. Şimdi düşünüyorum Beşiktaş'ta bir Sosa olsaydı bir de Şorlot olsaydı hocam Trabzon'u Trabzon spor uçağı var ya çuval top koyardı çuvalla <laughs> dönüşte Türk Hava Yolları almazdı o topları filan. Ya bunlar çok fazla filan derler. Havasını indirirdi hocam. 7-8 tane topu çuvala koyup götürürlerdi. Şorlot'la Sosa olsaydı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın bir kaybı takımı idare edecek adam yok. Sosa'sı yok. Şorlot'u diyor yok arkadaş. Ha hücumcuları fena değil mi? Fena değil. Kötü mü oynadılar? İyi oynadılar. Yani bir dakika abi. Trabzon golü attı bir sıfır. Oyun oynamıyor. Gittikçe kötü oynuyor. Maçın ne olacağı belli. 2-1 oldu. Sen büyük takımsan, sen büyük takımsan o golü yemeyeceksin. Orada Sergen olaya er koyacak kenarda. O golü yemeyeceksin abi. Büyük takım bitirecek. Bir de iyi oynadığın bir maçı bitireceksin. Ne oldu? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Trabzonspor şapkadan milli piyango çıkarttı ben onu söyleyeyim. Hak etmedi bu akşam Trabzonspor 2-2'yi. Beşiktaş'a gitti. Şunu da söyleyeyim fazla da uzatmayayım. Bir araba vardı şoförünü indirdiler. Araba aynı motoru motoru lastiği şasa hepsi aynı. İkinci şoförü koydular. Arkadaş birinci şoförle ikinci şoför arasındaki farkı ben bugün gördüm. Eğer böyle dört beş başta oynarlarsa kimsenin ağzını açıp da sergileye bir şey söyleyecek halleri yok. 3-4 maç daha böyle oynarlarsa Beşiktaş böyle oynarsa şampiyon final olmaz. Stadı full doldurur. Ben maç seyretmeye giderim. Dolu duyarlar. Evet. Ben maç seyretmeye dolurdu. giderim. Tıktım tıktım. Bicabi abi gidip de öyle yani işte şampiyonluğa gitmiyorum Neyse Beşiktaş böyle oynasın, mücadele etsin. O stadı doldurur. Tek, eksil Tek eksil hocam eksil işte gol gol bitiriciliği. Bugün şapkadan tavşan çıkarttı Trabzonspor. Maçı hak etmedi. Maçı Beşiktaş hak etti. Şorlotu yoktu, sosyası yoktu. İşte golcüsü yok. Benim yaptığım yorum bu kadar. Evet. Yapacağım. Şimdi Erman Hoca geçen konuştuğumuzda diyordu yani Sergen o Yalçın'ı böyle maçlarda görmek gerekir. Test etmesi yani herkesin benim gibi gerekir. Ona göre konuşalım. Doğru söylüyor. Yani burada hocam şeyi de gördük değil mi? Farkı da gördük. Farkı yaratan farktır ya. İki teknik adam farkına gördük. Demek ki bu takımın bir potansiyeli varmış değil mi? Bu çıktı değil mi bu oyundan? evet. Bir potansiyeli var hocam. Sen de futbol ya, oynuyorsun. Beşiktaş senelerce... iyi değil de, o kadar Şimdi, kadar değil. Tabii. Mi? Potansiyeli olan bir takım. Trabzonspor'u evet. Trabzonspor hep övüyoruz değil mi? Ligdeki e, en iyi futbol oynayan, rakip alanda en rahat pozisyona giren ligimizdeki takım değil mi? Evet. Tesadüf de değil evet. yani oldu ya. Yani. Şimdi böyle bir takıma karşı erken gol yiyorsun, geriye düşüyorsun ve de ikinci yarılar hep böyle Beşiktaş için sancılı geçiyordu ya Sergen Hoca geldiğinden beri. Daha önce de Abdullah Avcı zaman da öyleydi. İkinci arada müthiş domine ediyorsun. Her ön alanda baskı yapıyorsun agresif. Rakibi döndürmüyorsun. İkinci topları kazanıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim burada. Araya geleyim kusura bakma. Estağfurullah. At yarışlarını ben at yarışında çalıştıydım ben 16 yaşında. Basın, o tabii basın tribününde. Ha evet duruyordum. basın tribünde. Abi basın kartı var mı diyordum. Zerah, git diyordu. Elimiz zaten burnunun canında parayı vermiş neredeyse bana tokat açacak. Girip seyredip çıkıyorlar. Şimdi at yarışlarında seyirciler şunu derlerdi. Ulan atı tutuyor. Atı çekiyor. Evet. Hala var. Abdullah Avcı atı tutuyordu. Atı çekiyordu. Serken at yarışlarından fazla anlamaz ama atı bıraktı. Benim At, görüşüm. Atı, hem serbest de, bıraktı. Hem de atı serbest Hocam, bıraktı. Bugün nasıl? Dolu dizgin hem de. Atı serbest ama yani dört Futbolcu. Falan. Evet abi. atı, evet. futbolcu fazla bunu yap, şunu Aynen. yap. Futbolcu makine değil. Bir de ben Beşiktaş mesela muhabirlerden bizim bakıyorum. Genelde konuşuyorlar izleyenler. Ee, diyorlar ki Beşiktaş'ta hep yükleme oluyor. Fiziksel olarak yükleme. Sergi Hoca hiç dile getirmedi ama bir 4 haftalık süreçte bir takım fiziksel abi max fiziksel hali maksimum seviyeye gelmez. Ama yüzde yirmi her hafta yüzde on artar bir kere bu böyle bilimsel olarak söylenen denenmiş bir antrenman bilimcilerin e, her zaman da dile e, dile getirdiği bir olaydır. Beşiktaş takım bu kadar yüksek tempo oynayacak, Trabzonspor'u kapatacak, çıkarmayacak, ikinci topları alacak, yüklenecek, bu kadar agresif birlikte baskı götürecek. Tabii bu ara bu baskıya hiç bir çözüm Hüseyin Hoca eğer biz 1-0 öne geçersek nasıl ee, bir çözüm üreteceğim veya gerideyken nasıl çözüm, oyuncu değişikleri, oyun planı, anahtar oyun ne, savunma planını, kurgusu ne bununla ilgili de bir şeyler üretmemiş baştan. Evet. Şimdi böyle bir baskıya hem şimdi Trabzonspor takımın en büyük sıkıntısı bir buçuk yılda ne? Bir geliştiremediği takım savunması savunma zafiyeti var. Doğru mu? İki kondisyonu Trabzonspor. Şimdi bu baskıyla beraber ne oldu Serkan biliyor musun bu gece? psikolojik olarak da o baskıyı kaldıramadı. Farkında mısın? Evet. Ya 1-0'dan sonra şimdi şampiyonun e, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yani düşün Sivas maçı evet oynandı ama oynanmadan önce hala da Trabzonspor'un bir maçı eksik. Yani lider gelmişsin sen. İstanbul'a yani Sivas maçını oynamadığını alayla düşün. Liderle neredeyse oynuyorsun ve de bu baskıyı Beşiktaş evet önemli bir takım ama bu baskıyı bu kadar yemek kaldıramamak bununla ilgili bir oyun üretememek çok enteresan. Tabii şunu da söylemek gerekir. Böyle maçlar için Beşiktaş'ta çok kötü oynayan var mıydı bugün Serdar? Gireniyle çıkanıyla der misin? Hayır. Herkes üç aşağı beş yukarı herkes görevini yerine getirdi. Trabzonspor'da en temel iki oyuncu atanıyla tutanı. Evet. Maç Beşiktaş'la Uğurcan arasında geçti. Beşiktaş savunmasında da Rakip yer alana girdiği zaman evet Ekuban müthiş bir asist. Yani biz deriz tam ağzına ortalda. Yani kafaya özellikle kafayla atılan goller için bu sefer de tam ayağına çarptırdı Sörlot. Sörlot da evet oraya koştu. Yani Sörlot'la Beşiktaş oynadı. Savunması bir tek. Uğurcan'la da bütün Beşiktaş takımı oynadı. Böyle bir oyun oldu. Yani iki oyuncunun performansından böyle maçları kazanamazsın. Bir puan Beşiktaş yani mucizeyi bir e, söyleyeyim e, maçta. Berabere bitti. Mucizeyi bir şekilde. Yani onlar da şaşırmıştır. Bu kadar öne geç iki bir tek kale oyunu. Oradan Trabzonspor geriye dönsün gol atsın. Trabzon adına çok önemli bir puan. Ama üç puanı kaybetmesi. Yani buradan bir puanla bu maçtan çıkması Beşiktaş adına açıkçası çok üzücü. Yani futbolun adaleti var mı hepimiz biliyoruz. Yok ama Beşiktaş takımı... Şunu da söyleyeyim. Yani e, gözümüzün pasını sildi bu akşam. Evet. 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 Ya Trabzonspor'da hocam... en son şunu söyleyeyim. Bak çok enteresan futbol. Hatta orada ben yana e, yan odada seyrederken geldim size söyleyeyim Erman Hoca'yla. Şimdi futbol enteresan Beşiktaş oyunu 1-0'dan sonra domine etti, tek kale oynadı. Ya enteresan dedim şuraya bak. Beşiktaş öne geçti bu sefer savunma içgüdüsü ortaya çıktı, skoru koruma içgüdüsü gereği hatta... aslandı. Dedim ki sıkıntı yaşayabilir. Sıkıntı yaşadı. Golü da, yedi Beşiktaş. Dakika 80, ne 80, 70 küsur. Bahçe bakıyorum, bakıyorum. Dedim ki bu maçı Beşiktaş, Banko alır. Hatta açar da arayı. Bir iki gol daha atar dedim. Geliyor. Serkan da böyle yaptı, böyle yaptı. 2-2 i̇ki, iki biter dedi bana. Dedi. Yukarıda dedi. Dedim ki çok zor biter. Yo, maçtan önce de dedim hocam. Serkan Ama bana maçtan, maçtan dedim, önce ne biliyor musun? Son dedim, hocam 2-2 biter, biter dedi. 2-2 ya, biter yani? Bitti abi. Bu, bitmemesi gereken iki bir iki maç. Bu programın sarkandı. sonu 2-2 bitmemesi gereken bir maç. Ha, Evet o ayrı ona katılıyorum. Dur, şöyle